Evet arkadaşlar, şimdi CHP ile alakalı çok önemli şeyler söyleyeceğim. Lütfen dikkatlice dinleyin. Dinlediğinizde siz de çok kolay bir şekilde anlayacaksınız. Sakin kafayla. CHP şu anda Türkiye'yi hizmet vererek, hani ben daha hizmet veririm, daha iyi, Türkiye'ye hizmet için geldim, ben hizmet yapacağım diyerekten Türkiye'yi alamayacağını tamamen anladı. Bunu biliyor arkadaşlar. %100 bunu kendisi biliyor. Tamamen videoyu dinleyince düşünün, siz de anlayacaksınız. Şimdi neden? Şimdi CHP şu anda, eğer ki dese ki ne, ben seçilirsem benim mega projem var, dev projem var, çılgın projem var dese, zaten bütün megaları, çılgınların hepsini zaten Erdoğan yapıyor. Ben yol yapacağım dese Erdoğan yapıyor. Bana verin, ben yaparım der. Hani biz yapmışız, sen ne yaptın? Okul yapacağım diyemez, hastane yapacağım diyemez, havaalanı yapacağım diyemez, üniversite yapacağım diyemez, baraj yapacağım diyemez, çiftçiyi, işçi, şunu bunu destekleyeceğim. Zaten Erdoğan'ın sağlıkta, her şeyde, eğitimde, her şeyde zaten çığır açtığını biliyorsunuz. Köprüsünü yapmış, trafiğini, kazaları yüzde hani onlara, %20'lere iyice hani düşürmüş, bölünmüş yollar aracılığıyla. Şimdi CHP'de muhalefet olarak hani hizmet verecek olsa, gerçekten hizmet aşk olsa, iyi dinleyin burasını. Zaten kendileri de diyor bak, İstanbul'u aldık diyor. İstanbul diyor Türkiye'nin %55 hem nüfusuna hem ekonomisine diyor sahip. Ya sadece İstanbul Türkiye'nin %55 ekonomisine ve nüfusuna sahipse, o zaman Türkiye'nin yarıdan çoğu sadece İstanbul sayesinde size ait. Bakın sayıyor: mega şehir Ankara, mega şehir İzmir, Adana, Antalya, Eskişehir, Bolu, Kırşehir. Sadece bunlar bak, mega bunlar. Bunlar Türkiye'nin neredeyse 70'ini oluşturuyor ya. 60-70'ini oluşturan bir hem ekonomi, hem nüfus, hem gelir dağılımı olarak. Bu kadar elinde belediyeler olmasına rağmen ille ben diyor ki ne, hani hizmet edeceğim demiyor. Bak hani sözde söylüyor da gerçek hizmet değil. İlle diyor ben gözümü diyor Cumhurbaşkanlığına diktim diyor. İlle ben onu istiyorum. İlle ben onu istiyorum. Ya Cumhurbaşkanlığına gözünü diktin de sen neden istiyorsun bunu? Bak ben sana söyleyeyim. Daha önce Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanıydı. CHP'deyken Cumhurbaşkanıydı. Hizmet veriyor muydu? Hayır. Ondan önceki Cumhurbaşkanları, mesela CHP'den olan Cumhurbaşkanları, veriyor muydu hizmet? Hayır. Cumhurbaşkanı ne işe yarıyordu? Seçiliyordun, köşküne oturuyordun, 8 seneni dolduruyordun, imzayı atıyordun, günün bitince emekli olup basıp gidiyordun. Hiçbir şey yapmıyordun. Bugün Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanının görevlerini, yetkilerini genişletti. Yani kullanıyor da, ilgileniyor da. Şimdi bunlar da Cumhurbaşkanı o koltukta oturduğu sürece Erdoğan, belediyelerde yolsuzluk, belediye yapmış olduğu yolsuzlukları, ihaleye fesat, her türlü hani hortumlama, buna benzer, daha da değişik. Yani adam kayırma, adam yerleştirme, hani kendi hazine arazilerine çökme veyahut da kendi çıkarları yönünde proje geliştirme, yani kendi müteahhitleri, kendi adamlar, her şeylerini bir yerlere yerleştirip de tamamen ülkeyi yani hamuduyla götürme işini Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu sürece yapamıyorlar. Niye yapamıyorlar? Cumhurbaşkanı Erdoğan anında oraya kayyum atayacak, dava açacak, davayla ilgilenecek. Hakim savcıları hani, yani daha hala nüfuslu olduğu için. Ama normal, genel olarak bakarsanız hizmet açısından, halk açısından şu anda CHP önde olması lazım. İstanbul onun elinde. İstediğin hizmeti yap, ver. İstediğin projeyi geliştir. İstediğin kadar hani insanları refaha, huzura ulaştır. İstediğin kadar maaş, para dağıt, vergi alma. İstediğin kadar ucuzluk yap. İstediğin iş, fabrika kur. İzmir elinde, Ankara elinde, saydığım bütün büyük şehirler elinde. İstersen hani Cumhurbaşkanı hakaret, küfür yapana kadar istediğin bütün mega projelerin hepsini geliştirebilirsin. Kampanya oluşturursun, firma açarsın, para topla. Her şeyi yapabilirsin. Elinde imkanın var. Eğer gerçekten halkı düşünüp hizmet verecek olsa, ama düşünün arkadaşlar, gerçekten hizmet elinde olsa hizmet yapanı kim engelleyebilir? Yani kim önüne geçebilir? Bir yere bir fabrika atsa kim önüne? Gazetesi var, partisi var, televizyon kuruluşları var. Ama CHP ne yapıyor biliyor musunuz? Ben diyor hizmet vererek, bak CHP'nin arkasında olan dönen işi anlatıyorum bak. Arkasından, arkada, önde hani ben ülkeyi daha iyi yöneteceğim falan filan, bunlar fasafiso. Gerçekten ne diyor biliyor musun? Biz diyorlar arkadaş, Erdoğan'a hizmet veririz diyerekten alaşağı edemeyiz. Hangi hizmeti biz vereceğiz daha iyisini desek, Erdoğan daha iyisini yapmış zaten. Yapıyor da. Engellemelere rağmen yapıyor. Açılışları duruyor. Hiçbir hizmet söyleyemeyiz. Okul, yol, hastane falan, sabaha kadar hepsini Erdoğan yapmış. O zaman da ne yapıyor biliyor musun? Biz CHP'ye tek yol kalıyor: sokak, ayaklanma, insanları galyana getirmek, mağduriyet oluşturma,
ayaklanmayla erken seçim mağduriyetler sonrasında insanları hani hem kendi mağdurluğu hem yapılan iftiralar hem de mesela kalkışma sokak hareketleri sonucu darbe gibi buna benzer şeylerle hükümeti indirmek, hükümeti ele geçirmek. Hükümet ele geçirdiği zaman biraz önceki saydığım bütün yolsuzlukların hepsinin üstünü örtebilecek, bunu araştıracak, buna hesap soracak hiçbir merci makam kalmayacak. Hizmet değil bak. Dolandırıcılıklarının üzerine örtecek makamı. Hizmetin önünü örtemez. Hizmeti şu anda verebilir. Çoğunluk zaten CHP'de. Çoğunluk CHP'de şu anda. Küçük küçük belediyeler, şehirler AK Parti'de. Tek büyüğü Bursa Büyükşehir Belediyesi. O da kıl payı onu kazandı. Geri kalan hepsi CHP'nin elinde. Hizmetinin önüne üstünü açmak değil, dolandırıcılıklarının üstünü kapatmak için, hesap soracak hiçbir merci makamın kalmaması için orayı da ele geçirmesi lazım. Bu budur. Ama onun yaptığı şu anda ne biliyor musun? Bak sokak hareketlerinde Canan Kaftancıoğlu'nu İstanbul İl Başkanı yaptı. Öyle alelade seçilmiş bir kadın değil. Gezi eylemlerinde bakın. DHKPC'nin militan genel başkanlığını yürüten, DHKPC'yi anında sokağa çağırabilecek nüfuslu bir kişi, sokakları karıştırıp sokak eylemleri yapacak militan otoritesine sahip, kimliğine sahip bir kadın. Sokak eylemlerinde muazzam. Yanında işbirliğini yaptığı HDP. HDP'nin ne kadar teşkilatları varsa, gençlik kolları zaten biliyorsun, onlar yakma yıkma her şeyi zaten yapıyorlar. Belediyeler, bütün ambarası, her şeye zarar verme. Onları yanına alıyorlar. Bak sokak eylemcilerini, sokaklarda büyük eylemler yapabilecek, gezinin daha kat ve kat büyüklerini yapabilecek kişileri topluyor yanına. Artık onları atıyor. Onları göreve getiriyor. Yani mesela derneklerde diyelim, hangi dernekler hırçınsa, hangi dernekler mesela saldırgan, sokakta etkiliyse, hani gücü varsa, saldırı sonucu yani yakma yıkma gibi. Buna benzer eylemlerde ustaysa, gelişkinse, çevresi varsa bunları yanına çekiyor. HDP mesela İYİ Parti aracılığıyla ne kadar FETÖ'cüler varsa devletten atılmış, ihraç edilmiş memurlardan yani ne kadar askeriyeden bütün hani açığa alınmış kendileri mağdur diyor ya, o açığa alınmış kişiler varsa hepsi onlar içinde. Anında zaten intikam peşindeler. Anında sokak eylemlerine hazırlar yani. Hazır kıta asker. Sokak eylemleri. Şimdi askeriye gibi hani silahlı değil ama memurlarla, polislerle çatışabilecek, ülkeyi yakıp yıkacak çok büyük çapta operasyonlar yapacak yani sokaklarda. Meral Akşener ve tayfası. Yanında HDP, yanında CHP, Canan Kaftancıoğlu, DHKPC, yani bütün bu örgütlerin hepsi, yani bütün hepsi şu anda Gezi'nin en ustaları, daha gelişmişleri, daha profesyonelleriyle işbirliği tutuyor. Çünkü hizmetle değil, ülkeyi ayaklanmayla, kalkışmayla, yürümeyle, hani Kaddafi'nin elinden nasıl isyancılar aracılığıyla linç sonrası indirdiler Kaddafi'yi. Bunlar da buna benzer eylemler peşinde ülkeyi almak istiyorlar. Şu anda seçimle de alamayacağını anladılar. Hizmetle hani ben daha iyi hizmet yaparım bir bahaneleri de yok. Yapamazlar bunu. Nasıl yapsınlar? Çünkü Erdoğan daha iyisini yapıyor zaten. Zaten Erdoğan'ın yaptıklarına bile karşılar. Adam Kanal İstanbul'u yapamıyor bunlar yüzünden. Yani ben daha iyisini yapacağım deyip de ikinci kanal açacağım diyebilir mi? Hemen Erdoğan açar. Yani bunlar hizmet değil. Sokak eylemlerine daha çok meyil veriyorlar, yöneliyorlar. Ülkeyi karıştırarak mağduriyet dolayısıyla iktidarı ele geçirip yapacak oldukları İhale fesatlı, mesela ülke hazinesini, Merkez Bankası'nı, buna benzer ne kadar belediyenin kuruluşları, belediye arazileri, belediyenin serveti varsa bütün hepsini ele avucuna alıp, bütün her şeyi tamamen eline geçirip ondan sonra devleti soymaya ve bunlara da sorgu veyahut da dava açacak, bunlara kayyum atayacak, bunları hani araştıracak, hesabını soracak bir mercinin makamın olmamasını istiyorlar. Orayı ele geçirmek istiyorlar. Biz diyorlar en başını ele geçirirsek İstediğimiz gibi biz bu ülkeyi soyarız diyorlar arkadaşlar. Bunların da zaten hizmetle olmayacağını dedim, sokak hareketleriyle olacağını, şimdi son hız, son surat sokak hareketlerine meyil verdiler. Koronavirüs sebebiyle ülkenin ekonomisi, dolar, euro, Avrupa'nın saldırısı, ambargosu sonrasında böyle bir kıvama getirecekler. Bunun sonrasında ülkede hani kasa boşalsa, kasada para kalmasa, CHP'de bu hani militanlarını sokağa salsa, bunlarla mücadele edecek, bunlara maddi karşılıkla halkını
mesela yoksulluğunu, işsizliğini önleyemeyince devlet, dolayısıyla onların yapmış olduğu sokak darbesi başarılı olacak. Bunlar ilmik ilmik oraya doğru sürüklüyorlar. Devletin kasasını önce boşaltmamız lazım. Önce devleti çıkmaza sokmamız lazım ki ne? Bizim sokak eylemlerimizde bize karşı direnecek olan polis memuru bile bizimle olsun. Niye? Çünkü devlette maaşını alamıyorsun. Bak biz gelirsek verecek diyecekler. Ta oraya kadar girecekler. Bunu böyle bir şeyler istiyorlar.